Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına ve yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ariyeten Elifba videoları var. Oynatma listelerini inceleyip size faydalı olabilecek içerikleri inceleyebilirsiniz. Mukabele videoları var. Ezan, Kur'an-ı Kerim videoları var arkadaşlar. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rattib el cümel. Rattib düzenle el cümel. Cümleleri düzenle. El-Ati aşağıdaki. Aşağıdaki cümleleri düzenle. Litekune. Litekune. Arkadaşlar li burada için, tekune olması için. Hivaren diyalog olması için. Müfiden faydalı. Faydalı bir diyalog olması için aşağıdaki cümleleri düzenle. Nasıl? Kema fil misal. Örnekteki gibi. Kema gibi fil misal. Örnekteki gibi. Sümme. Sonra ikra'hı. Onları sümme. Sonra ikra'hı, onu oku. Burada bize keyif halük vermiş. Nasılsın demek. Ene bi hayr elhamdülillah. İyiyim demek. Ene bi hayr iyiyim elhamdülillah. Allah'a şükür. Ve aleyküm selam. Allah'ın selam senin de üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Allah'ın selam senin üzerine olsun. Ene bi hayr ben iyiyim. Şükran teşekkürler ve enti ya sen. Bunları bir diyalog olacak şekilde sıralayacağız. Sıralamamız arkadaşlar Meryem ve Fatıma arasında daha önce geçen diyaloglardan. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ve aleyküm selam. Senin de üzerine olsun. Keyfe halük. Nasılsın? Ene bi hayır. İyiyim. Şükran ve enti. İyiyim. Teşekkürler. Ya sen nasılsın? Anlamında. Ene bi hayır. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamd olsun. Bu şekilde diyaloğumuzu sıraladık arkadaşlar. Daha önceden geçmişti zaten bu. Bu tekrar ediyorum. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ve aleyküm selam. Senin de üzerine olsun. Keyfe halük. Nasılsın? Keyfe nasıl demek? Haluki. Nasılsın? Ene bi hayır. Ben iyiyim. Şükran. Teşekkürler ve enti. Ya sen. Ene bi hayır. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Arkadaşlar şurada şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Burada biraz yaklaştırayım. Sizlere de şöyle göstereyim. Bakın çoğunlukla geçeceği için ünitemizde artık ben şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizler neyi öğrendik? Ene'yi öğrendik arkadaşlar. Ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Ve ismi. Ve benim ismim. Bakın buradaki ye. Bu ene ben demek. Ye benim demek. İsmi. Benim ismim Fatıma. Ene dalibün. Ben öğrenciyim. İsmi. Benim ismim. Bu sona gelen ismi ye arkadaşlar. Benim anlamı katıyor. Muhammed. Benim ismim Muhammed. Ente sen. Erkekler için dalibün, öğrencisin. Ve ismüke, senin ismin. Buradaki ke arkadaşlar, şu ke senin anlamı katıyor. Senin ismin Ahmet. Enti, bayanlar için bakarsak sen dalibetün, öğrencisin. Bakın bayanlarda ne geliyordu? Sonuna t geliyordu. Enti dalibetün, sen öğrencisin. Ve senin adın ismüki, senin adın ve senin adın ki, bakın senin Aişe. Buradaki ke ve ki senin anlamı katıyor. Buradaki ye senin anlamı katıyor. Ene ben demekti. Ente sen demek. Enti de bayanlar için sen demek. Ke bayanlar erkekler için sen. Ki bayanlar için senin demek. Ente erkekler için sen. Enti bayanlar için sen. Enti dalibetün sen öğrencisin. Ve ismüki Ayşe. Senin adın Ayşe. Hiye dalibetün. O öğrencidir. Ve ismühe ve onun ismi. Bakın buradaki he onun anlamı katıyor. Buradaki hiye o. Zeynep. Onun ismi Zeynep'tir. Hiye dalibetun. O öğrencidir. Ve ismühe ve onun ismi Zeynep. Huve dalibun. O öğrencidir. Ve ismühü. Bakın hı. Onun ismi Ali. Yani aradaki farkı anlamışızdır. Bunlar arkadaşlar isimlerin sonuna birleşenlere muttasıl zamir. Bu ayrı gelenlere munfasıl zamir diyoruz. Türkçesini söylersek bunlar kişi zamirleri. Buradakiler iyilik zamirleri arkadaşlar. Nahnü. Bunu görmedik de ama ben yine de göstermek istedim topluca şimdiye kadar geçen ibareleri şöyle özet olarak. Nahnu dullab biz öğrenciyiz. İsmuna bizim adımız bakın na buradaki Muhammed ve Ahmet ve Ali. Bizim ismimiz Muhammed, Ahmet ve Ali. Nahnu dalibat bayanlar için biz öğrenciyiz çoğul olarak. İsmuna bizim adımız Ayşe ve Fatıma ve Zeynep. Bu şekilde arkadaşlar kullanımları var. Yine geçen diyaloglarımızda görmüş olduğumuz ve göreceğimiz arkadaşlar İsim tamlaması ibaresini göreceğiz. Muzaf muzafın ileyh arkadaşlar. Türkçe'de tamlanan ve tamlayana göre tam tersi geliyor. Bakın babu kapı, saffün sınıf. Arkadaşlar iki isim bir araya gelerek isim tamlaması oluşturuyor. Türkçedekinin tam tersi.
Türkçede önce sınıf geliyordu, sonra kapı geliyordu. Ama burada önce kapı, sonra sınıf geliyor. O zaman babı, sapı, kapı, sınıf. O zaman ne deriz? Sınıfın kapısı. Şuradaki tabiri caizse arkadaşlar şu el takısı, elif ve lam takısı ın anlamı veriyor. Babu saffi. Bakın babu es saffi. Babu saffi. Sınıfın kapısı. İki isim bir araya gelecek. Türkçedekinin tersini düşünebilirsiniz. Bakın babu saffi. Sınıfın kapısı. Şimdi Ahmet'in kitabı derken arkadaşlar Ahmet özel isim olduğu için el takısı almıyor artık. Kitabı Ahmet'in. Kitabı Ahmet'in. Ya da muttasıl zamirleri sonuna ekleyerek kitabi kitabım. Üç şekilde isim tamlaması yapabiliyoruz. Kitabi muttasıl zamirlerden mesela kitabı hı'yı koyabilirdik yukarıda öğrendiklerimizden. Onun kitabı, kitabı ke senin kitabın, kitabına bizim kitabımız yani kitabımız. Bu şekilde isim tamlamaları oluşturabiliriz. Şöyle eski haline geri dönersek. Evet, burayı da hatırlattıktan sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Bize buradaki alıştırmada demiş ki önzur bak ile suver resimlere bak. Sümme sonra imle tamamla el feragat boşlukları kema fil misaleyn iki örnekte olduğu gibi boşlukları tamamla. Soru edatımız men. Men kim demekti arkadaşlar? Men hüve o kim? Bakın altına şöyle yazalım. Kim demek arkadaşlar soru edatımız? Bu da o. Cevap verirken bu da hiye bayanlar için o demek arkadaşlar. O. Men burada kim yine? Bakın. Huve müderrisün. Men huve o kim? Huve o. Müderrisün. Öğretmendir. O öğretmen. Mendir. O öğretmen dediğimizde olmuyor arkadaşlar. Neden? O öğretmen dediğimizde cümle tamamlanmış olmuyor. Huve müderrisün. Bak erkekler için sormuş. Erkekler için sormuş. Men kim? Hüve o. Hüve müderrisün. O öğretmendir. Men hiye o kim? Hiye müderrisetün. Sonunda farklı olarak ne geldi? Tay marbutayı öğrenmiştik. Yuvarlak T müennes yapıyordu kelimemizi. O öğretmendir. Bakın bayanlarda bayan için olan zamirde ismin sonuna ne geldi arkadaşlar? T geldi. Kapalı T. O öğretmendir. Men hüve o kimdir? Hüve dalibun. O öğrencidir. Hüve dalibun. O öğrencidir. Noktamızı da koyduk. Men hiye. O kimdir? Hiye dalibetün. Yine bakın T geldi. O öğrencidir. Men hüve. O kimdir? Huve muallimun. O öğretmendir. Huve muallimun. Men hiye. Men neydi soru edatımız? Kim? Hiye. O kimdir? Hiye muallimetün. O öğretmendir. Bu şekilde arkadaşlar diyaloğumuzu yani diyalogumuz diyorum alıştırmamızı yapmış olduk resimlere bakarak. Resimlerde inşallah böyle biz bunu öğrenci olarak gördük. Bunu da öğretmen olarak gördük. Bu da öğretmen dedik arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. İkra oku. El hiver diyaloğu. El ati aşağıdaki diyaloğu oku. Sümme sonra dabbiguhu. Tatbik eyle uygula yani. Neyi onu? Ma sadiguk. Arkadaşınla birlikte onu uygula. Yani diyaloğu oku diyor. Sonra arkadaşınla birlikte onu uygula diyor. Evet, şöyle yapalım. Mustafa ve Ahmet arasında geçen diyalog. Esselamu aleyküm. Mustafa selam vermiş. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ahmet cevap vermiş. Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Me nedir? İsmüke. Senin ismin nedir? Senin adın nedir? Ahmet cevap veriyor. İsmi Ahmet. Benim adım Ahmet. Bakın ye var burada. İsmi benim. Yani adım Ahmet. Mustafa cevap soru soruyor. Men haze. Men kim? Haze bu. Bu soru edatını daha önce men'i gördük. Haze de buydu arkadaşlar. Bu kim? Haze İbrahim. Bu İbrahim'dir. Huve dalibun. O öğrencidir. Huve o dalibun. Öğrencidir. Ve men ve men kimdir? Hazi. Bu kimdir? Ve men hazi. Bu kimdir? Ahmet arkadaşlar hazi bu Zeynep. Bu Zeynep'tir. Hiye o dalibetün öğrencidir. Bakın burada soru sormuştu. Ve men hazi. Bakın burada erkekler için soru sordu. Men haza. Bu kimdir? Haza İbrahim. Bu İbrahim'dir.
Huve dalibun, o öğrencidir. Ve men hazi, ve bu kimdir? Burada ne diyor? Hazi Zeynep. Bu Zeynep'tir. Hiye dalibetün, o öğrencidir. İlel lika, daha önce görmüştük. Hoşça kal, görüşmek üzere. Ma'a selame, selametle. Ma'a selame, selametle. Bu diyaloğu sınıfında arkadaşınla birlikte uygulayabilirsin. Evde kardeşinle, annenle, babanla yapabilirsin. Kendini geliştirmiş olursun. Aynanın karşısına geçip iki şahsı oynayıp pekiştirirsin arkadaşlar. Yani önce duymaya, duyduktan sonrasında uygulayarak dilimizle söylemeye kendimizi alıştırmamız lazım ki faydalı olsun. Evet, şöyle geldik demiş bize imla el feragat, boşlukları tamamla. Müstaiinen, yardım alarak. Bil kelimet, kelimelerden yardım alarak. Hangi kelimeler? El ati, aşağıdaki. Aşağıdaki kelimelerden yardım alarak boşlukları tamamla. Kemal fil misal, örnekteki gibi. Buradaki kelimeleri buradaki diyalogda kullanmamızı istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sehlen, keyfe, keyfe, ene, fırsatun, şükran, ilelliga, elliga, elhamdü, min, eyne, emani. Veli ve Kerim arasında geçen diyalog. Veli demiş ki merhaba, merhaba. Kerim cevap vermiş. Ehlen ve sehlen, hoş geldin, safa geldin ya da merhaba anlamında. Veli, keyfe halük, nasılsın diye sormuş arkadaşlar Kerim'e. Kerim de cevap vermiş. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Şükran, teşekkürler. Ve ente, ya sen. Veli cevap vermiş. Bi hayır. Bi hayır. Elhamdülillah. İyiyim, Allah'a hamdolsun. Kerim soru sormuş. Min eyne ente? Min eyne? Nereden? Bakın bunları yukarıdakilerden aldık arkadaşlar. Bunları yazdık. Bunları aldım yukarıdan. Evet. Şöyle fotoğrafını çekip uğraşmaktansa direkt yazdım arkadaşlar. El bi hayır elhamdülillah. Min eyne ente? Min eyne ente? Sen neredensin? Yani neredensin? Veli cevap vermiş. Ene ben min İzmir. Ben İzmir'denim. Ve ente, ya sen. Kerim cevap veriyor. Ene ben min Urfa. Ben Urfa'danım. Veli cevap veriyor. Teşerrafne. Tanıştığımıza memnun oldum. Kerim cevap veriyor. Fırsatun saide. Ben de memnun oldum. Veli ilellika. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kerim maas selametle. Fi emanille. Allah'a emanet ol. Buradaki görmüş olduğumuz boşlukları tamamlama alıştırmaları arkadaşlar bizim diyaloglarımızda zaten hep geçmişti. Hızlıca yaparsak merhaba, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Keyfe halük, nasılsın? Elhamdülillah, şükran ve ente. Allah'a hamdolsun, teşekkürler, ya sen. Bi hayır, iyiyim. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Mineyn ente, sen neredensin? Enemin İzmir, ben İzmir'denim ve ente, ya sen. Enemin Urfa, ben Urfa'danım. Teşerrafne, tanıştığımıza memnun oldum. Fırsa saide, ben de tanıştığımıza memnun oldum. İlel lika, görüşmek üzere, hoşça kal. Ma'a selame, selametle, fi emanille. Allah'a emanet ol. Kerim, Veli, unutmayalım. Sid, bul, avla anlamında arkadaşlar bul. El ibaratil ati, aşağıdaki ibareleri bul veya avla. Fil kelimatil mütegadia, çapraz bulmacadaki kelimelerde aşağıdaki ibareleri bul. Kemal fil misal, örnekteki gibi. Burada verdiği ibareleri bu bulmacada bulmamızı istiyor. Merhaba var. Keyfel hal var. Halin nasıl? Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar. Şükran. Teşekkürler. Ehlen. Merhaba. Bi hayır. İyi anlamında bunlar var. Zaten şükranı vermiş. Teşekkürler. Ehlen. Arkadaşlar şöyle bakın. Buradan ehlen. Ehlen. Hemen şöyle çizerek gösterelim. Ehlen. Kırmızı sarı belli olmamış. Ehlen. Burası. Sağdan sola. Şükran. Sabahül hayır. Arkadaşlar burada. Sabahül hayır. Bakın. Sabahül hayır. Geldim. Bir hayır. Buradan aşağıya doğru. Bir hayır. İyi arkadaşlar. Burada. Merhaba ibaresi burada. Bakın. Merhaba. Burada. Keyfel hal. Keyfel hal, nasılsın anlamındaki de arkadaşlar burada. Bu şekilde bulmacamızı yaptık. Bakın burası sağdan sola şükran. Sabahül hayır. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle devam ediyoruz, 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 ediyoruz. Bu şekilde. Merhaba ibaresi yukarıdan aşağıya burada.
Evet. Keyfel hal ibaresi burada. Bir hayır ibaresi de arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ikinci ünitede arkadaşlar Medreseti ve Estigai okulum ve arkadaşlarım ünitesinde görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oynatma listelerinden videolarımıza, yazılı hazırlık videolarına, ilihba videolarına, Arapça ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fiyemen illa.